Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Necip. Teşkilat dizisinin 3. bölümünü geride bıraktık. Tek kelimeyle mükemmel bir bölümdü. Soluksuz izledim resmen. Hemen analizini yapacağız ama öncesinde kısa bir hatırlatma yapalım. Bu kanalda Teşkilat ve Ramo dizilerinin analizini ve bölüm tahminlerini yapıyorum. Siz de bu iki diziyi seviyorsanız ve bütün gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Öyleyse artık analize geçelim. Öncelikle dünkü bölümden biraz bahsetmek istiyorum. Dünkü bölüm çok ama çok güzeldi. Kendimi Amerikan yapımı, yüksek bütçeli bir aksiyon filmi izler gibi hissettim. Türk televizyonlarında uzun süredir bu kadar kaliteli bir dizi izlememiştim. Neyse, sözü daha fazla uzatmadan analize geçelim. Dünkü bölümde ekip Fadi ile tanıştı. Her ne kadar Fadi için iyi olmasa da o da ekiple tanıştı ve neler yapabileceklerini de bizzat görmüş oldu. Dizinin ilk bölümünü izleyenler bilir. Dizide Türkiye'nin en büyük düşmanı Fadi olarak gösterildi. Açıkçası Fadi ile ekibin bu kadar kısa süre içinde karşılaşacaklarını düşünmemiştim. Belli ki bundan sonra iki taraf içinde açık savaş başladı. Bundan sonraki bölümlerde ekip Fadi'nin bağlantılarını çözmeye çalışacak. Evet, Fadi büyük bir düşman. Ama Fadi'nin de bağlı olduğu bir kuruluş var. Bu kuruluşun ismi şirket. Bu şirket dünyayı yönetmeyi planlayan bazı kişilerden oluşuyor. Fadi de bu şirketin Türkiye sorumlusu gibi bir şey. Ekip bundan sonra şirkete ulaşmayı hedefleyecektir. Ancak öncelikle Fadi'nin bağlantılarını çözmeleri gerekiyor. Fadi'nin bütün bağlantılarını çözmek hiç de kolay olmayacak. Çünkü ekibin ele geçirdiği bilgiler Fadi'nin sadece bilgisayarında kayıtlı olan belgelerden ibaret. Şirketin bütün sırlarına bu bilgiler üzerinden ulaşılabileceğini düşünmüyorum. Bu bilgilerde mutlaka eksik olan bir şeyler vardır. Ve ekip bu eksik bilgileri doldurmaya çalışacaktır. Fadi'nin bilgisayarı üzerinden ele geçirilen bilgiler, teşkilatı şirketin varlığından haberdar edecektir. Ekip bundan sonra her gün bazı şifreleri çözmeye çalışacak. Bununla birlikte sürekli yeni düşmanlara da ulaşacaklardır. Yani Fadi'den sonra da şirkete ulaşana kadar sürekli bazı düşmanlar ortaya çıkacak. Gelelim ekibin kendisine. Berlin'deki görevden sonra Zehra'nın Serdar'a karşı tutumu değişecektir. Zehra bundan sonra Serdar'a güvenmeye başlayacak. Gürcan'a gelecek olursak şimdilik görevini tam olarak benimsememiş gibi görünüyor. Ancak ilerleyen zamanlarda düşmanları tanıdıkça ve bu yolda ne gibi fedakarlıkların yapıldığını gördükçe bilinci artacak ve görevine tutkuyla bağlanacaktır. Gelelim Serdar ile Ceren'e. Dünkü bölümde Ceren'in Serdar'ın kimliğini başından beri bildiğini öğrenmiş olduk. Ancak Ceren henüz Serdar'ın onu hala tanımadığını zannediyor. Önümüzdeki bölümde Ceren'in bunu öğreneceğini düşünüyorum. Ceren Serdar'ın gerçekleri bildiğini öğrendikten sonra hemen kaçmaya çalışacaktır. Bundan sonra da Ceren ile Serdar sık sık karşı karşıya gelecektir. Ancak Ceren'in hemen öleceğini zannetmiyorum. Bence Ceren'in dizideki ömrü uzun. Fragmana gelecek olursak ekibin hala Almanya'dan kaçamadığını görüyoruz. Ve yine gördüğümüz kadarıyla Almanlarla başları belada. Ama ne olursa olsun ekip Almanya'dan kaçmayı başaracak. Yani bu durumun çok uzun süreceğini zannetmiyorum. Aklınıza takılan herhangi bir soru varsa yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiğince hepsine cevap vermeye çalışacağım. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.